öncelikle dün yazdığımız bilgiselde Afrin'in özellikle coğrafi konumunu net bir şekilde ortaya koymaya çalışmıştık. Kuzeyde ve batıdan Türkiye ile komşu, doğuda özgür Suriye ordusu, Araplar, hatta yer yer Suriye Arap rejimine bağlı sınırlarında askerlerin bulunduğu, güneyde ise İdlib'de çevrili bir bölgeden bahsediyoruz. İdlib bugün itibariyle başta özgür Suriye, Cündüşşam, Fethi el-Şam, Ahrarüşşam ve el-Nusra'nın artıkların bulunduğu İslami Selefi terör örgütlerinin üyesinin bulunduğu bir yer olarak da ifade edebilirsin. Buraya kadar bir sorun yok. Fakat özellikle son 10 gündür Türk medyası da dahil olmak üzere siyasiler de dahil, muhalefet de aslında buna bir nevi destek de oluyor. Afrin'de sanki ABD güçleri var, müttefik güçleri var. Afrin'deki YPG unsurlarının ABD silahlarıyla, teçhizatlarla donatılmış Kuzey Ordusu olarak lanse edilmeye çalışılıyor. Hatırlayacağınız gibi Afrin konusunda ilk günden itibaren Afrin'in tamamen bölgesel denetiminin Rusya ile işbirliği içerisinde olduğunu, hatta Afrin'deki çoğu kamu binasına hem Rus bayrağı hem YPG bayrağının asıldığını ifade eden hesaplardan birisiydi. Bugün tekrar girecek olursak, peki Afrin'deki amaç ne bu durumda? Türkiye niçin Afrin'e giriyor? Bunun iki belirgin nedeni var. Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonu ile birlikte Afrin'le Kobani'nin olduğu Kürt hattını aslında bölmüştü. Bölgeye de Özgür Suriye ordusu gibi Arap unsurlarını yerleştirerek aslında Kürtler arasındaki bağı koparmıştı. Ama Türkiye bu operasyonu yapmasa da aslında bu bağ kopuktu. Fırat'ın doğusu ABD'ye, Fırat'ın batısı ise aslında Rusların kontrolündeydi. Tabii Kürtler kendilerine Rojava yönetimi olarak adlandırmış olsalar da bu iki unsurun arasında kaldıklarını net bir şekilde ifade edebiliriz. Kobani'de olmak üzere Haseki, Kamışlı'da ABD unsurları, ABD'nin ağır silahlı teçhizatları ve ABD'nin eğittiği YPG milislerine oluşan yaklaşık 50 bin kişilik bir ordudan bahsediliyor. Bunun 30 bini profesyonel ordu olarak geçecek ve Kuzey Ordusu Suriye'nin sınır muhafız birliği haline getirmesini amaçlıyor. ABD bu konudaki açıklamalarını yılbaşından itibaren yapmıştı. Türkiye tabii ki buna bir reaksiyon gösterdi, sert tepki de gösterdi. Ama unuttukları bir şey vardı. Afrin'de ne ABD'nin bir ağır teçhizatı, ne ABD'nin bir silahı, ne ABD'nin bir bayrağı, ne ABD'nin bir askeri unsuru olmadığı gibi. Aynı zamanda Afrin'deki bölgesel yönetim aslında Rojava yönetiminden de bağımsız bir yönetimdi. En nihayetinde bunu askeri olarak da kıyaslayabiliriz. Bugün Afrin'in savunmasını yapacak olan kendi çaplarını, kendi tabirleriyle konuşmak gerekirse 8 ila 10 bin milisten bahsediliyor. Bunlar kimliğe baktığımızda YPG'nin kadın savunma birlikleri olan YPJ ile yine yerel öz yönetim, yerel öz savunma birlikleri olan milislerden oluşuyor. Afrin operasyonunun tabii son 2 haftadır iyice ayyuka çıkmasından sonra dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. Afrin'deki bulunan Kürt ailelerin bölgeyi terk ederek Rojava bölgesine geçtiğini, bugün Afrin'de sadece milislerin olduğunu söyleyebiliriz. Peki Afrin operasyonu Türkiye için ne getirecek? Bence en önemli sorumuz gereken soru bu. Afrin elbette tabii ki YPG unsurlarından temizlenmesi hedefleniyor. Ama en kritik noktayı Türkiye es geçiyor. Afrin'e yapacağın operasyon en nihayetinde Rusya'nın izniyle olur. Rusya hava sahasını açacak. Çünkü kapalı hala Türk uçaklarını. Ve Rusya bölgeye tamam girebilirsin dediği an olur. Eğer bunu yaptığınız an Kürtler resmen Kuzey Suriye'de ikiye bölünmüş olacak. Bir kısmı Afrin'de, bir kısmı Rojava'da. Ya da kendi tabirleriyle konuşmak gerekirse Kobani'de olacaklar. Veya Kamışlı'da. Bu durumda öyle ya da böyle. 2011 yılından başlayan Rusya krizi, işte Suriye krizinde ABD ile Rusya genellikle 5 güdüm içerisinde, kimi zaman birbirlerine karşı gelseler de birbirlerinin onayını ve olurunu alarak hareket ediyorlardı. Ama bu krizle birlikte Rusya aslında ABD ile müttefiklik şansını da yitirmiş olacak. Neden yitirmiş olacak? Afrin operasyonuna aslında izin vererek ABD'nin elini güçlendirecek. Kürtlere dönecek ki bakın görün Ruslar sizi sattı diyecek. Haklı mı? Kısmen haklı olacak. Çünkü bu propagandanın en önemli nedeni Afrin operasyonu Türkiye izin veren Rusya olduğunu da söyleyebiliriz. Bugün özellikle bölgeden gelen, farklı ülkelerden gelen açıklamaları da sizlerle paylaşalım. Bugün öncelikle Pentagon sözcüsü Adrian Ranke Golay bir açıklama yaptı. Afrin dedi, PYD unsurlarına destek vermiyoruz dedi. Tekrarlıyorum, Afrin dedi. Altını çiziyorum. Evet, ABD PYD açıkça destek veriyor. ABD açıkça PYD'nin lojistik, askeri, stratejik anlamda gelişmesini sağlıyor.
Ama Afrin'de kesinlikle ama kesinlikle destek vermiyorum diyor. Demek ki Afrin bizde değil diyor. Keza bakıyoruz. Rusya Stratejik ve Teknolojik Analiz Merkezi Direktörü Ruhlan Ruhav'ın bir açıklaması var bugün. Çok ciddi bir açıklama. Türkiye'de bence en çok düşünmesi gereken nokta bu. Afrin operasyonu basit bir gezinti değil, kanlı bir çatışmanın ayak izidir. Kanlı bir çatışmadan bahsediyor. Tamam, biz Afrin'e gireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgede gerekli lojistik, gerekli istihbarat, gerekli fiziki çalışmalarını yaptı. Stratejik planlarıyla hareket edecek. Ama en nihayetinde karşısında Fırat Kalkanı gibi IŞİD artıklarını değil, en 3 yıldır, 4 yıldır hakikaten kendi çaplarında bir örgütlenme yaratan 8-10 bin tane YPG militanı görecek. Bunun tabii ki riskleri, bunun elbette ülkemiz açısından acı sonuçları da olma ihtimali var. Dua ederiz ki kimsenin burnu kanamadan bu operasyon gerçekleşir veya bu operasyona hiç gerek kalmadan bu sorun çözülür. Ama askeri anlamda gerçek stratejiler uygulamak zorundayız. Biz Afrin'e operasyon yaptığımız gün Fırat'ın doğusunu ABD'ye teslim ettiğimiz gündür. ABD'ye teslim ettiğimiz gün de Kuzey Ordusu'nun kuruluş günüdür. Tarihe not olarak düşmesini istiyorum. YPG bugün öyle ya da böyle bir siyasi parti olarak faaliyet göstermekte. YPG'ye bağlı askeri güç olan PYD ise ABD'nin denetiminde şu anda meşruluk arayışı içerisinde. Ama Afrin operasyonuyla birlikte Fırat'ın doğusuna ne Türkiye, ne Rusya, ne de Suriye giremeyeceğinden dolayı, çünkü artık ABD bu konuda sınırlar net çizdiğinden dolayı, YPG'nin bir federatif yapıya, bir otonom yapıya, hatta kendi tabirleriyle kendi kantonlarını oluşturmasının adımını Türkiye sayesinde atmış olacağını ifade edebiliriz. Yine bugün baktığımızda koalisyon güçleri sözcüsü, yani CENTCOM, koalisyon güçleri diyor da bir tırnak açmak istiyorum lütfen, rica edeyim bu konuda. Şöyle söylemek gerekiyor. Evet, bölgede bir ABD unsuru var. Yaklaşık 5000'i aşkın bir ABD unsuru var askeri anlamda. Tabii ki ağır silahları, askeri üstü, beysi bile var en nihayetinde Kamışlı'nın kuzeyinde. Bunun dışında İngiltere, Fransa koalisyon güçlerinde, Yeni Zelanda, Avusturya gibi ülkelerinde sembolik düzeyde askeri veya gözlemcisi var. Koalisyon güçleri dediğimiz şey kavramda CENTCOM. Bir Amerika, yine Amerika'nın kontrolünde olan bir kavramdan bahsediyoruz. Bu CENTCOM operasyon merkezi aynı zamanda Musul'da, aynı zamanda Kuzey Irak bölgesinde de bakan bir bölge ifade edebiliriz. Bugün dedi ki Afrin operasyonu bizim alanımızda değil dedi. Biz bu cümleyinden ne anlayacağız? Afrin aslında ne Türkiye'nin, ne de Rusya'nın, ne de Suriye'nin stratejik anlamda işine gelecek bir yer değil. Hatta Suriye'nin bölünmesine Afrin operasyonuna başlamış olabilir diyoruz. Peki Türkiye niye bu kadar Afrin'de ısrar ediyor? Bunun altında ne var? Bunu doğru bir şekilde yorumlamak gerek. İdlib'de köşeye sıkışan bir en nihayetinde baktığımızda bir muhalifler var. Ilımlı muhalifler. Parantez açıyorum. Bu ılımlı muhalif kavramı sadece Türkiye'de kullanılıyor. Dünyanın her yerinde bu muhalif gruplara cihatçı, terörist deniyor. 25 bin kişiden bahsediliyor. En az farklı 6 örgütten bahsediliyor. Ve bunlar havadan Rusya, karadan Suriye, kuzeyden özellikle genel şekilde ciddi anlamda bir köşeye sıkıştılar. Tek kaçış yolları İdlib'de Hatay sınırından Türkiye'ye. 25 bin militandan bahsediyoruz. Ne Türkiye bunu kaldırabilecek gücü var, ne de bunların kaçmasına oluşabilecek sağlıklı bir koridor var. Peki Afrin operasyonu olursa ne olur? Afrin en nihayetinde Kürtlerden temizlenirse Türkiye'nin planları dahilinde, ki amaçlar da bu zaten. Bu 25 bin militan için güvenli bir koridor açılmış olacak. Afrin'e bu 25 bin militan yerleştirilecek. Ama Rusya'nın şiddetli bir itirazı var. Başta Cündüz Şam, başta Şam Fetih Örgütü, Ahrar-ı Şam İslam Hareketi Örgütü dahil Selefi, cihatçı, terör örgütleri üyelerinin buraya yerleşmesini istemiyor. Aslında tüm pazarlık da burada kilitleniyor. Türkiye ise Özgür Suriye Ordusu'nu yerleştirmek istiyor. Her ne kadar Özgür Suriye Ordusu'na Rusya ve Suriye itiraz etmiş dahi olsa da diğerlerine göre daha pozitif, en azından Türkiye'nin kontrolde olduğu için mantıklı bir şekilde izin veriyor. Aslında Suriye muhalifi Afrin operasyonuyla birlikte yarı yarıya azalarak İdlib'den Afrin'e doğru çekilmeye çalışılıyor. Sınırımızda aslında YPG'den daha tehlikeli olan bir Selefi terör örgütlenmesi komşu olacağını da şimdiden ifade edebiliriz. Buraya kadar sorun yok ama benim anlamadığım nokta şu. 25 bin militanın en az yarısı İdlib operasyonu daha da sertleşecek. Afrin operasyonu başladığı gün İdlib'de hem karadan hem havadan saldıran Ruslu Suriye ordusu daha da sert bir şekilde gidecek. İdlib'de bugün bir sivil kalmamıştır. İdlib'de bugün bütün siviller terk etmiştir. İdlib'de kalan militanları Suriye ve Rusya açık açık temizlemektedir.
Böyle bir durumda sayılar 10 ile 15 bin arasındaki militanın yer değiştirmesi diyorum ben, Afrin'e geçmesi durumunda Rusya uzun vadede elbette bu militanlara, bu çapılanmaya karşı da mücadele edeceğini de tırnak içinde belirtmek istiyorum. Tamam, bir Kürt koridoru oluşmayacak. Ama zaten fiili bir durumda da Kürt koridoru oluşamıyor. Fırat kalkanı operasyonu zaten bu Kürt koridorunun boşluğundan yapılmıştır. Fırat nehrinin doğusu ABD, batısı Rusların kontrolü olduğu sürece tek bir Kürt devletinden, tek bir Kürt otonomundan bahsetmek asla mümkün değildir. Herkes bölgede bir konum alma çabasındadır. Herkes buna göre hareket etmek çabası içerisindedir. Ama bölgenin en pozitif çıkarlısı yine ABD olacak. Hiç kimsenin giremeyeceği özel bir sınır bölgesi oluşturmuş oluyor. 30 bin kişilik profesyonel askeri birliğini yetiştirmiş oluyor. Bölgeden çekildiği anda bile kendi denetiminde olan bir öz yönetimden bahsedebiliriz. Bunu lütfen bu şekilde değerlendirdikten sonra Afrin operasyonunu aslında baştan söylediğim gibi Türkiye eliyle YPG'nin ve PYD'nin ordulaşmasını sağlama amacı gütmektedir. Tekrar ediyorum. Afrin operasyonunun tek bir amacı vardır. Uzun vadede PYD ve YPG bu operasyon sayesinde ordulaşacaktır. Peki Afrin'de Türkiye kalacak mı? Kalacak. Afrin'den sonra Kamışlı'ya, Kobani'ye, Rojava yönetim dedikleri bölgeye girebilecek mi? Giremeyecek. Zaten bugün CENTCOM komutan başkanı, CENTCOM sözcüsü, Pentagon sözcüsünün açıklamaları bu noktada. Ve zaten ABD ısrarla diyor, biz diyor doğusunda, Fırat'ın doğusunda zaten bu çabaları yürütmekteyiz diyor. Kimi kime kandırıyoruz? Toplumumuza bakıyorum. Bugün havuz medyasının manşetlerine bakın. O bayrakları indireceğiz. İndireceğiniz bayrak YPG bayrağının yanında Rus bayrağıdır. Bir tane ABD bayrağını indiremezsiniz. Bu kadar basit değil. Şu anda oynanan oyun aslında Türkiye kamuoyunu yanıtmaya yönelik bir oyun olduğu kadar muhalefeti kurtarmaya yönelik bir oyun olarak da değerlendirebiliriz.